Cumartesi Anneleri, İnsanları. Cumartesi Anneleri, İnsanları 1995'te Hasan Oğan gözaltında işkence sonucu ölümünün ardından kaybolan yakınlarını anmak ve adalet talep etmek amacıyla kuruldu. İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesinde bir araya gelen aileler ve aktivistler 27 Mayıs 1995'te Galatasaray Meydanı'nda haftalık oturma eylemleri başlatarak bu süreci şekillendirdiler. İki temel talep etrafında şekillenen eylemler, kaybolan kişilere dair somut bilgi talebi ve faillerin tespit edilerek adil yargılanması oldu. Bu eylemler, Türkiye'deki hak ihlallerinin görünür kılınmasında ve kolektif hafızanın canlı tutulmasında önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin zorla kaybetmeler tarihi, 24 Nisan 1915'te, 234 Ermeni kanaat önderinin gözaltına alınması ve çoğunun kaybedilmesiyle başlamıştır. Erken Cumhuriyet döneminde de en bilinen örneği Sabahattin Ali olmak üzere muhaliflere yönelik zorla kaybetme uygulamaları görülmüştür. Bu devlet suçunun yoğun olarak görüldüğü dönem 12 Eylül askeri darbesinden hemen önce başlayarak 1990 yılına kadar süren süreçte özellikle sol ve sosyalist muhaliflere karşı uygulanmıştır. Türkiye'nin son 50 yılı askeri müdahaleler ve kontrgerilla pratikleri sürecinde geniş çaplı insan hakları ihlalleriyle şekillenmiştir. Bu bağlamda 12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbe ve Kürt hareketinin 1990'lı yıllarda kitleselleşmesi, Türk Devleti'nin uyguladığı politikalar açısından özel bir öneme sahiptir. 1980'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbe yaparak ülke yönetimine el koymasıyla özellikle sol harekete yönelik baskılar artmıştır. Bu süreçte gözaltında olanlar veya güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmadan kaybolan insanlar olmuştur. Cunta İdaresi'nin Türkiye'yi yönettiği 1980-83 dönemi, uysal bir toplum yaratma amacıyla devlet terörü ve şiddeti kullanarak muhalifeti baskı altına almıştır. Zorla kaybetmelerin en yoğun uygulandığı dönem 1984'te Türk Silahlı Kuvvetleri ile Kürdistan İşçi Partisi PKK arasında başlayan silahlı mücadeleye dayanmaktadır. 1993-1996 yılları arasında düşük yoğunluklu savaş konseptinin en sert uygulandığı dönemde Kürt Hareketi ile ilişkili olduğu düşünülen binden fazla kişi zorla kaybedilmiştir. Bu dönem devletin zorla kaybetme stratejisinin insan hakları ihlalleri arasındaki önemli yerini pekiştirmiştir. 2000'li yıllarda görece bir demokratikleşme süreci yaşanmış, 2013-2015 yıllarında ise çatışmanın barışçıl bir şekilde çözüleceğine dair umutlar artmıştır. Ancak 2015'te müzakerelerin çökmesi ve çatışmalı sürece geri dönülmesiyle devlet baskısı yeniden yükselmiş ve hafıza çalışmaları engellenmiştir. Cumartesi insanları hareketi, İnsan Hakları Derneği İstanbul şubesinde bir araya gelen kayıpların yakınları ve aktivistler tarafından başlatılmıştır. Bu hareket 15 Mayıs 1995'te Gazi Mahallesi'nde gözaltına alınan Hasan Ocağan ölümünün ardından kayıpların anısını yaşatmayı ve adalet talebini dile getirmeyi amaçlamaktadır. Cumartesi anneleri insanların mücadelesi sadece İstanbul'da sınırlı kalmayıp Diyarbakır, Şırnak ve Batman gibi şehirlerde de sürdürülmüştür. 1999'da artan devlet baskısıyla eylemlere ara verilmiş, 2009'dan itibaren tekrar başlamış ve 25 Ağustos 2018'deki 700. hafta buluşması polis müdahalesiyle engellenmiştir. Covid-19 salgını ile birlikte anmalar internet üzerinden sürdürülmüş, teknoloji aracılığıyla daha geniş kesimlere ulaşılmıştır cumartesi anneleri, insanların eylemleri, devletin zorla kaybetme politikalarını ve adalet taleplerini toplumun gündemine taşımaya devam etmektedir. Ancak kalıcı hafıza mekanizmalarının, anıtların ve müzelerin eksikliği, Türkiye'de zorla kaybedilenlerle ilgili hafızanın yeterince yerleşmesini engellemektedir. Arjantin'deki Plaza de Mayo ailelerinin mücadeleleriyle kıyaslandığında bu eksiklik daha belirgin bir hale gelmektedir. Cumartesianileri, insanları kaybettirilen karakolların utanç müzeleri haline getirilmesini talep etmiştir ancak bu yönde bir adım atılmamıştır. Bu eksiklik devlet şiddetinin hafızasının gelecekteki nesillere aktarılmasını ve cezasızlığa karşı verilen mücadelenin etkinliğini sınırlamaktadır.